Dünya. Güneş sisteminde Güneş'e en yakın 3. gezegen. Şu anki bilgilerimizle üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek astronomik cisim. Radyometrik tarihleme ve diğer kanıtlara göre 4,5 milyar yıldan biraz daha yaşlı. Dünyada bulunan en eski kayalar 4,1 milyar yaşında ve Grönland'da bulundular. Daha eskileri yok. Çünkü yeryüzü sürekli hareket halinde ve yeni kayalar üretiyor. Dünya yüzeyinin yaklaşık %29'u kıtalar ve adaların meydana getirdiği kara iken, suyla kaplı olan %71'lik kısım okyanuslar, göller, akarsular ve diğer tatlı suların oluşturduğu hidrosfer olarak adlandırılıyor. Gezegenin kutup bölgelerinin çoğu buzlarla kaplı. Dünyanın iç kısmı ise merkezde yer alan katı demirden meydana gelen hala etkin durumdaki iç çekirdek, gezegenin manyetik alanını oluşturan sıvı haldeki dış çekirdek ve tektonik levhaların hareket etmelerine yol açan mantodan meydana gelmekte. Bu plakaların hareketleri dünya var olduğundan beri depremlere yol açarak karaları okyanusların içinde dolaştırdı, bundan sonra da bunu yapmaya kararlı görünüyor. Dünya tarihinin ilk birkaç milyar yılı içerisinde okyanuslarda başlayan hayat, atmosferi ve yeryüzünü etkileyerek önce oksijen kullanmayan mikroskobik canlıların oluşmasına, ardından da oksijen soluyan canlıların ortaya çıkmasına yol açtı. Organellere sahip kompleks yapılı çekirdekli organizmalara ait ilk kanıtlar günümüzden 1 milyar 850 milyon yıl öncesine ait. İlk omurgalı canlılar suda 500 milyon yıl önce, ilk kara omurgalıları tetrapodlar 360 milyon yıl önce, su yosunlarından oluşan köpüksü formların karalarda 1.2 milyar yıl önce görünmesiyle başlayan uzun süreçten sonra ilk gerçek kara bitkileri 450 milyon yıl önce görüldüler. İlk çiçekler 200 milyon yıl önce açtı. Yeryüzü canlıları bu ana basamaklardan çıkarken tam 5 büyük kitlesel yok oluşla karşılaştılar. Bunlardan 252 milyon yıl önce meydana gelen Permiyen yok oluşunda karalardaki ve denizlerdeki canlıların %96'sı yok oldu. Bugün yaşayanlar kalan %4'ten çoğaldı ve çeşitlendi. 65 milyon yıl önceki yok oluş dinozorları yeryüzünden silerken memelilerin yolunu açtı. Bütün bunlar olurken, yer altında zengin kömür rezervleri, madenler, eşsiz kristaller oluştu. Anlayabildiklerimize ait bilgi ve örnekleri toplamaya devam ediyor, onları bilimsel merkezlerde ve doğa tarihi müzelerinde paylaşıyoruz. İşte onların en eskilerinden olan Londra Doğa Tarihi Müzesi turumuzda bu kez yeryüzü salonlarında olacağız. Keyifli seyirler. Şimdiye kadar gezdiğimiz galeriler hayat galerileriydi. Bundan sonra hayat galerisine biraz ara veriyorum ve yeryüzü galerisine doğru ilerliyorum. Burada dünyanın oluşumundan başlayarak yeryüzüyle ilgili her şey sergilenmiş, meteorlardan minerallere kadar, depremlerin oluşumuna, erozyona kadar her şey var. Burada ağır dönen bir dünya canlandırılmış. Yürüyen merdivenlerle dünyanın içine yolculuk yapıyorsunuz ve içeride çok değişik canlandırmalar, sergiler, modeller ve gerçek materyaller sizi bekliyor. Şu anda merdivenlerdeyim. Yukarı doğru yolculuğa devam ediyorum. Thank you.
çeşitli kayaç tipleri çıktı. Bazalt, granit. Bunlar dünyayı oluşturan kayaçlar. Ekranlarda dünyanın oluşum anını gösteren bir film var. Lavlar fışkırıyor. Ve büyük bir süratle aşağıya doğru akıyorlar. Bunu çeşitli ses efektleriyle canlandırmışlar burada. Lavların denizin içerisinde, suyun altında, yeryüzüne çıkışları. Burada da yeryüzünde bulunan yanardağlar gösterilmiş ışıklarla. Bu arada Türkiye'de iki tane sönmüş yanardağ gösteriliyor. Burada da Filipinler'de meydana gelen bir yanardağ patlaması üzerine BBC'nin yaptığı haber sürekli olarak veriliyor. Fears are growing for the effects on the 500,000 people living in the area surrounding Mount Pinatubo. We're about to be joined by reporter Lee Adams on the scene in the Philippines. Lee, what's happening in Luzon? Well, Trevor, the first large explosive eruption occurred 3 days ago. And in this morning's cataclysmic eruption, a volcanic ash column rose into the air 30,000 meters, creating a cloud of over 15 kilometers wide. Bu bir lav formu. Ve bu da bir başkası. Bu sütun şeklinde yeryüzüne ulaşan lav akıntısı. Suyun altından alınmış bir örnek. Ve bu da bir obsidyen, yani volkan camı. Sadece çok yüksek ısılarda meydana gelebiliyor. Burada çeşitli modellerle ve bilgisayarlarla volkanlar hakkında bilgiler veriliyor. In 1963, powerful eruptions heralded the birth of an island, Surtsey, off the coast of Iceland. Surtsey and many older volcanic islands in the Atlantic are evidence of something much bigger happening beneath the sea. Ve bence bu galerinin en ilginç yerlerinden bir tanesi de işte burası. Burası bir süpermarket, daha doğrusu burada bir süpermarket canlandırılmış. Ancak burada korkunç depremler meydana geliyor. Kobe'de meydana gelen depremin aynısı işte bu küçük süpermarkette yeniden canlandırılıyor. Deprem esnasında bir süpermarkette çekilen filmlerde aynı anda ziyaretçilere gösteriliyor. Bu depremi ilk önce uzaktan çekeceğim. Daha sonra odanın içerisine girerek depremi tekrar yaşayacağız. Evet, deprem başladı. Ve deprem sona erdi. Kobe'deki depremin aynısıydı bu. Şimdi bu odanın içerisine girip
depremi yaşayacağız. Günün çok erken saatleri. Ve süpermarkette yaşam gayet normal bir şekilde devam ediyor. Burada saat 5.48 olarak gösteriliyor. Ve deprem başladı. Gerçekten korkunç bir deprem meydana geliyor. Oh, Allah'a şükür deprem bitti. Bakalım depremden sonra Kobe'de neler oldu? İşte bir Mitsubishi. Böyle duvarın altında kalmış vaziyette. Ve Kobe yanıyor. Burada üst katta biraz önce içine girdiğim o dünya maketini yukarıdan çekebiliyorum. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Bunlar çeşitli yeryüzü mineralleri. En baştaki granit. Feldspat. Camlaştırma etkisi, erozyon etkisi. Kayanın yüzü buzul tarafından cilalanmış. Dalgaların kuma olan etkisi. Bir dikitin boyuna kesiti. Bir septalin nodülü iki parçaya ayrılmış ve içinden çıkan desen bu. Volkanik. Ağacın kömürleşme süreci. Bir mercan adasından alınmış ve 350 milyon yıllık bir oluşum süreci geçirmiş kaya. Bu galeride yeryüzünde bulunan bütün mineraller sergileniyor. Bunları tek tek göstermeye imkan yok. İşte bu şekilde standlarda sergileniyor mineraller. Ve oldukça zengin bir koleksiyona sahip bu konuda Doğa Tarihi Müzesi. Ben daha ilginç olan başka bir galeriyi, yeryüzüne düşen meteorları çekmeye çalışacağım. Hemen girişte yer alan bu meteor Arjantin'e düşmüş. Hangi tarihte düştüğü ise belli değil. Bu meteor 1795'te Yorkshire'e düşmüş ve oldukça
geniş bir krater açmış. 1749'da Sibirya'ya düşen meteor. Bu meteor 1865'te Hindistan'a düşmüş. Yine aynı şekilde Hindistan'a düşen bir başkası Çekoslovakya'ya düşmüş. Ve büyük bir meteor. Bu meteor da Amerika Birleşik Devletleri'ne, Arkansas'a düşmüş 1886'da. 1870'te Hindistan'a düşen saf demirden oluşan meteorit. Bu meteor yaklaşık 3,5 ton ağırlığında Avustralya Victoria'ya düşmüş ve 24 kilometre çapında bir krater açmış. Dünyanın en büyük meteorlarından sayılıyor. Demir ve nikelden oluşuyor. Bu Gubara meteoriti Arabistan Yarımadası'nda bulunmuş 101 kilo ağırlığında 1950 yılında petrol arama çalışmaları sırasında tesadüfen ele geçirilmiş. Bu da Gibbon, Namibya'da bulunmuş. Bunlar çok önemli meteorlar olarak kabul ediliyor. Meteorların olduğu bölümden ayrıldım. Minerallerin olduğu bölümdeyim. Hepsini görüntülememe imkan yok. Çok önemli ve ilginç bulduklarımı görüntülüyorum. İşte bu bir altın kütlesi. Avustralya'da 1869'da bulunmuş. 74,5 kilo ağırlığındaymış bulunduğunda. Bunun 65 kilosu saf altından oluşuyormuş. Bugün buraya sadece bir model koymuşlar. Bugünkü değeri 500 bin pound civarındaymış. Apofilit Hindistan'dan getirilmiş. Krokoid Tasmanya adasında. Turmalin Amerika Kaliforniya'dan. Malahit Rusya'dan. Azurit Arizona'dan. Florit Illinois Amerika. Kauri sakızı bir çeşit amber, oldukça büyük, Yeni Zelanda'dan. Bu bir florit, İngiltere'de Blue John diye tanınıyor. Oldukça güzel bir şey. Kuprit, malahit ve azurit. Diorit. Bu bir istiridye, içerisinde incisiyle birlikte Hint okyanusunda bulunmuş. Yaprak fasulyeleri. Jade. Ametis. Brezilya'da. Bir balık fasulye. Devonien'e ait bir başka bir grup balık fasulye. Bu bir opal. Avustralya'da bulunmuş. Kavansit. Hindistan'dan gelmiş. Mezolit. Hindistan. Agat. Bunlar da Uruguay'dan getirilmiş. Ruin Marble diye bir taş, İtalya'dan getirilmiş. Üzerindeki desenler çok ilginç. Fosil amonitler. Bu bir flint.
ve flintten yapılmış eski çağlara ait bir yontma taş. İngiltere'de bulunmuş. Ay taşı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından İngiltere'ye armağan edilmiş. 1972'de. Arizona'da bulunmuş ve malahit'ten yapılmış bir süs eşyası. Vilemit ve florit. Jurassic periyotta dinozorlarla aynı çağda yaşamış bir amonit fosili. Bir kamyon tekerleği büyüklüğünde. Tam ortadan kesiti. Ve son olarak İngiltere'den bazı fosil örnekleri. 1 ila 6 milyon yıl önceki bazı fosiller. Please come to the Life Galleries. 25 milyon yıl önce. 25 ila 65 milyon yıl önce yaşamış bir balığın kafası. Aynı devre ait balık fosili. 65 ila 146 milyon yıl öncesine ait bir bitki fosili. Aynı döneme ait amonit. Notuloid. 146 ila 208 milyon yıl öncesine ait bir balık fosili. Aynı dönemden amonit. Balık fosili. Bu bir Latimeria. Yaklaşık 85 milyon yıl önce yaşadı. Ancak 1938'de Hint Okyanusu'nda balıkçılar bir Latimeria yakaladılar ve bilim adamlarına bunu haber verdiler. Onlar da işte burada korumaya almışlar, özel bir sıvının içerisinde. Bulunduğunda rengi koyu maviymiş, ancak şimdi beyazlamış İçinde bulunduğu sıvı yüzünden. Ama yaşayan bir fosil. Bu da 150 milyon yıllık bir Pocoderma fosili. Kehribarların içerisinde bitki ve hayvan fosilleri. Bu bir örümcek. Bir bitki fosili. Bu bir Nautilus. 170 milyon yıl önce yaşamış Jurassic devirde. Yaklaşık yarım metre çapında bir büyüklüğü var. Bu bir sekoya ağacı gövdesi kesidi. Özellikle yanında bir insan dururken çekmek istedim, büyüklüğünü göstermek açısından. Bakın, biraz sonra yanına gideceğim. Bu sekoya yaşarken insanlıkta, insanlığın tarihi gelişimde neler olmuş? 557 yılında Amerika'da Sierra Nevada'da bu sekoya doğmuş. İslam başlamış. Bizim sekoyamız yaşıyor. İlk İngiliz misyonerler ayrılmışlar 700 yılında. Vikingler Avrupa'ya hakim 800 yılları. İlk kitap basılmış Çin'de. Ve 1050 yılı. Bizim sekoya 500 yaşında.
Marco Polo doğuyor. 1250. Leonardo da Vinci ilk makine resimlerini yapıyor. 1500 yılı. Sebastian Bach doğmuş. 1650. Faraday kanunları. Darwin türlerin orijinini yazmış. 1850. Panama kanalı açılmış. 1892. Ve 1335 yaşında bizim Sequoia ölmüş. Doğa Tarihi Müzesi'ndeki gezin orada sona eriyor. Harika bir gezi oldu. Doğa tarihinde müzeyi de sonuna kadar gezdim. Artık müzeden dışarı çıkıyorum. Thank you.